6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olurken depremin haber alınmasının ardından bölgeye ülkenin farklı noktalarından arama, kurtarma ve yardım ekibi sevk edilmişti. O ekiplerden biri olan Eskişehir'den yola çıkan Odunpazarı Belediyesi arama kurtarma ekibi 38 kişiyle depremin ilk saatlerinde bölgeye intikal etti. AFAD koordinasyonunda çalışan ekipler kurtarma çalışmalarından sonra da devam eden konteyner kenti kurulumu dahil sahada toplamda 67 gün boyunca görev yaptı. OBAK ekibini derinden etkilendikleri enkaz bölgesinde 18 vatandaşı yıkıntılar altından çıkarmayı başarmıştı. Ekibin en akıllarda kalan operasyonunun Beşiz kardeşlerden 4'ü cansız bir şekilde enkazdan çıkardıkları operasyon olduğunu belirttiler. Dorlyon arama kurtarma ekibi de OBAK gibi deprem bölgesinde enkazdan vatandaşları çıkarmak için çaba gösterdi. Birçok arama kurtarma çalışmasında görev alan ekipler, hayatları boyunca karşılaştıkları en zorlu arama kurtarma çalışmasının 6 Şubat'taki depremler olduğunu ifade etti. Biz sabah saat 04:20'de haberi aldık. Hemen ekibimiz toplandı. Yaklaşık 38 kişi, iş makinalarımız, kepçelerimiz, kamyonlarımızla beraber belediye başkanımızın o Kazım Kurt'un talimatıyla ekibimiz yola çıktı. Önceki görev yerimiz Malatya'ydı. Daha sonra Hatay olarak güncellendi. Hatay'a sabah 05'te giriş yaptık. Hemen AFAD tarafından görevlendirilerek Fuat Koku sitesi ve çevresindeki 8 binaya görevlendirdik. Gittiğimizde kendi ekibimiz 18 kişi canlı çıkarttı. 79 vatandaşımızın cansız bedenini enkazdan çıkarttık. Bazıları bizi de büyük etkiler bıraktı. Örneğin ilk çıkarttığımız Beşizler vardı ve en son çıkarttığımız arkadaşların bayağı uğraştığı Eylül vardı. O da bizde büyük etkiler bıraktı. Beşizler binanın arka tarafında Suriyeli bir ailenin çocuklarıydı. Kolon arkasında kalmıştı. Oraya yaklaşık bir 7-7,5 saatlik çalışma sonrasında ulaştık. Eylül'de ise aslında Eylül'ü erken bulduk. Yaşadığı ve konum olarak rahatta olduğu için önceliğimiz başka bir canlıdaydı. Önce onu çıkarttık. Eylül'e de yaklaşık 2,5 saat sonra çalışmaya başladık ve 6. saatte çıkarttık. Durumu iyi. Hepsiyle görüşüyoruz. Durumlarını kontrol ediyoruz. Konuşuyoruz yani. Ülkemizde inşallah böyle bir deprem tekrar olmaz. Çünkü insanların cansız bedenlerini çıkartmak herkese acı verdiği gibi bize de acı veriyor. Bizim görevimiz, evet, biz bu iş için eğitim alıyoruz, bunun için yapıyoruz ama inşallah bir daha olmaz. Olsa da yıkım olmaz diyelim. İlk ulaştığımız yer Adana'daydı. Adana'da maalesef ikinci kez meydana gelen depremde, yani 6 Şubat 13:24'te meydana gelen depremde yıkılan binada girilmemesi gereken binaya giren vatandaşların kurtarılma çalışmalarına katıldık. Ama maalesef o binada 12 vatandaşımıza eks olarak kaldık. Adana'dan hareket edip Adıyaman'a vardığımız zaman gördüğümüz manzara hakikaten ekibimizi çok etkiledi. Yani oradaki, yani Adana ile kıyaslanamayacak kadar büyük yıkıntılarla karşılaştık. Çaresiz olan insanların ya da yardım bekleyen insanların durumunu gördük. Gittiğimiz ilk saatten itibaren koordinasyonu kurarak çalışmalara başladık. Yaklaşık 6-7 gün boyunca da Adıyaman'da aralıksız 24 saat esasına göre hem dernek başkanımız Abdullah Aydıngör'ün ekip liderliğinde hem dernek başkan yardımcımız Ümit Avcı'nın ekip liderliğinde 24 saat ekibimiz aralıksız çalıştı. Yani etkilendik tabii, mutlaka etkilendik ama o çalışma esnasında duygusal olmaya yer yok. Bunun farkına ne zaman vardık? Bunun farkına çalışmalar tamamlandığında varıyorsunuz. Yani o üzüntüyü daha derinden hissediyorsunuz. Mutlaka etkilendiğimiz olaylar da oldu. İşte bir yeni bebekleri olan bir ailenin canlı olabileceğini düşünerek günlerce çalıştığımız bir bina vardı. Maalesef onları bina önünde araçlarının başında buldu arkadaşlarımız. Bu bizi derinden üzdü. Adıyaman'da enkazda en son çıkardığımız vatandaşın eşi o anda gelip
ben sensiz ne yapacağım dediğinde hepimiz de orada duygu patlaması yaşadık ve hepimiz yani hüngür hüngür ağladık diyebiliriz yani.